Cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir beş diş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem ve koyu pembe tonlarında iki tane patiklik ip kullandım. E, renk kodlarımı da hemen vereyim. Krem ipim Kartopu Flora'nın K18 numarası. Bu <laughs> pembe ipim ise bonbon lüksün hanımlar. Renk kodum 98335. İplerimi şöyle kenara aldım. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar modelimiz bu şekilde. Ajurlu işlemeli tam bir çeyizlik patik oldu. Bu şekilde görüntümüz böyle. Çok şık çok güzel bir model hanımlar hanımlar ben bu patiğin sağ ve sol ayağına aynı yöne bakarak e, bakacak şekilde yapacağım hani desenimiz aynı yönde olacak dileyen birbirine simetrik olarak da yapabilir o şekilde de olur fakat ben aynı yönde yapmak istiyorum İki patik de ayakta aynı şekilde dursun diye hemen patiğimi şöyle kenara bıraktım e, burun kısmından başlayacağım 12 ilmek atarak her zamanki gibi başlayacağım hanımlar ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 diş patik videolarımda detaylı olarak gösterdim Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum Sebebi şu Bu videoya ilk defa Denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye Ayrıca kanalımda Farklı 5 diş patik başlama teknikleri de var Sizler patiğinizi Dilediğiniz şekilde Başlayabilirsiniz Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş 3 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ilk sırada ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar ön yüzdeyim. İlmeklerimi bu aşamada tamamen düz örgü olarak öreceğim ve 5 yere de geçeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Yani 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırıyorum. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartarak devam edeceğiz. Hemen İlk ilmeğimi şu kenardan tır yardımıyla çıkartıyorum. Üçüncü şişime takıyorum. Başlangıç yerimiz biraz sık olduğu için ilmeklerimi tığımdan yardım alarak çıkaracağım. Bakın hemen sıradaki ilmek yerlerine girerek tığım ile çıkartıyorum ilmek ve şişime takıyorum. Şişimde 3 ilmeğim oldu. Bakın başlangıç yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir altı ilmek daha çıkartacağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Böylece 5 şişe başlamış olacağız. Şöyle birinci şu birinci ilmeğimde şu ikinci ilmeğim üçüncü ilmeğim dördüncü ilmeğim beş ve kenardan bir ilmek daha çıkartıp şişime takıyorum altı ilmeğim oldu dört şimdi de altışer tane ilmeğim var Şimdi hanımlar 5. şişimi aldım. <laughs> Örmeye başlayacağım. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 3.ye geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Dördüncüye geldim. Buradaki altı ilmeğimi de düz ördüm. Hanımlar böylece bir sırayı tamamladık. Şimdi patik burnumuza şöyle baktığımız anda ki artırmalarımızı hanımlar bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlarda artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim kenarım hemen sağ tarafta. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafa düşüyor. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. 4 şimdilik ilmek sayıları da eşit olacak. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan iki ilmeğim yine düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen sağ taraftan. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Üçüncü şişme, pardon dördüncü ve sonuncu şişme geldim. Kenarımız bakın sol tarafta. Burada da son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Şuraya. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm ve kalan iki ilmeğim düz örülüyor. Dört şimdi de böylece Yetişer tane ilmeğim oldu bir sıra artırma yaptık Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık bir sıra artırma yapmadan 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de normal düz olarak Öreceğiz Yani bir sıra artırma var bir sıra ilmekleri düz örüyoruz Bunun sebebi şu Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve Hoş bir görüntü olmaz İkinci şişindeki 7 ilmeğimi de yine düz örüyorum 3 ve 4. şişlerimdeki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Bir sıra düz öreceğiz, öreceğiz. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp Öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Dört şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı hanımlar. İlk şişimdeyim ve kenarımız sağ tarafta. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz örüyorum. Birinci şişimde böylece sekiz ilmeğim oldu. Her artırmada her şişlerimizdeki ilmek sayıları birer birer artıyor. Şimdi ikinci şişimdeyim hanımlar. Burada da son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim yine düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenarımız bu sağ tarafta. İlk iki ilmeğimi örüyorum. İki ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm kalan ilmeklerim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar bakın bu sol tarafta. Burada da sonraki ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Sonra artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz. Yard şişimde de böylece bakın hanımlar 8'er tane ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra boyunca ilmekleri artırma yapmadan düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu öreceğiz. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Sonra modele başladım. Tek renk ve bir model olması itibariyle de 14 ilmek yeterli oldu. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Artırmalarımdan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Öncelikle hanımlar bu aşamada ilk ilmeğimi pembe ile örüyorum. Sonra krem ipimi ekleyeceğim. Hemen yanına bir ilmek de krem örüyorum. Krem ipimin ucunu hanımlar patiğimiz sökülmesin diye burada şöyle pembe ipime bağlayacağım. Yani buraya iki tane bir düğüm atacağım. Sıkı bir düğüm. Patik sökülmesin diye buna dikkat edelim. Her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmuyoruz bir tane krem ördüm. Devamında bir pembe, bir krem. Bir ilmek pembe örüyorum, bir ilmek krem. Bu şekilde. Sırasıyla ilmeklerimi bir tane pembe, bir tane krem olacak şekilde örüyorum hanımlar. Bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, pembe krem diye diğer şişlerde de yine devam edecek. Diğer üç şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar şimdi de modelimizde bir diğer sıramıza geldik. Bu sıramızda da e, pembe olan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Krem olan ilmeklerimi de pembe ipim ile. Pembeleri krem, kremleri de pembe ile örüyorum. Bakın yine bir krem bir pembe olacak şekilde ilmeklerimiz örülüyor. Sadece tek fark şu krem olanların rengini pembe ipim ile pembe olan ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Bakın hanımlar şeklimiz bu. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde bakın uç bölümünü bitirdik. Tamamen krem ipimizi kullanacağız. Bu sıramızda da ilmeklerimizin tamamını krem ile öreceğiz. Bu aşamada artık pembe ipimizi hanımlar buraya kesip bağlayabiliriz. Çünkü patiğimizin devamını artık krem ipimiz ile yani tek renk ile öreceğiz. Bu şekilde hepsini krem ile örüyorum. Şimdi hanımlar 4 çişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca 2 sıra derken bir kere öreceğiz 4 çişimizi ardından bir kere daha öreceğiz. Bu şekilde iki sıra krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi iki sıra boyunca düz olarak ördüm geldim. Patiğimize şöyle baktığımız anda bakın hanımlar burada su yolu modelimi yaptım. Ee, buraya ajurlu dallar oluşturdu. Şimdi nasıl yapacağımızı sizlere anlatacağım. Öncelikle kenardan iki ilmeğimi düz öreceğim. Bir, iki. İki ilmekten hemen sonra bu ilk dalımız için ajurumuzu oluşturacağız. Bu sağ tarafta ajur yapacağız, sol tarafta da kesim yapacağız hanımlar. İlmek sayıları böylece korunacak. Şimdi ajurumu yapıyorum. İki ilmekten sonra ipimi şişime bir kere doladım. Su yolu modelimiz için su yolu modelimize başlayacağız şimdi. Su yolumuzun sağında ve solunda ikişer ilmek tersimiz var hanımlar. Ajurumu hemen yaptıktan sonra iki ilmek ters örüyorum. Bu iki ters ilmeğimiz model bitene kadar ters olarak örülüyor. Şimdi su yolu modelimi yapıyorum. Şöyle yapıyoruz onu da. Öndeki iki ilmeğimi üç ilmek üzerine yapılıyor. Öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Bir tane artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Su yolu modelimi üç ilmek üzerinden bu şekilde yaptım. Öndeki iki ilmeği sola, sola doğru keserek ördüm ipimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm ve su yolumun hemen solundaki iki tane tersim var. Bu ters ilmeğimi de örüyorum. Bakın hanımlar burada dalımız için bir tane ajur yapmıştık. ilmek sayısı arttı. İki ters ilmekten sonra öndeki iki ilmeği <laughs> keserek örüyorum. Böylece su yolumu dilimiz sola doğru kaymış oluyor. Ardından diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar ikinci şişime geldim. Bakın patimizin ön yüzündeki. Buradaki ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Ön yüzde ikinci şişte ilmeklerimizi tamamen düz olarak örüyoruz. Geldik patiğimizin tabanına. Hanımlar patiğimizin tabanında hiçbir işlem yok. E tabanında ilmeklerimizi tamamen düz olarak öreceğiz. Hani burada gösterilecek bir model, bir detay olmadığı için artık videonun devamında bu taban bölümünü keseceğim hanımlar. Sadece ön yüzde modelimizi göstereceğim. Sizler videolarınızı durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. şekilde tabanımı ördüm hanımlar. Tekrardan ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Bir sıra hanımlar ajurlu modelimiz yapıyoruz. Bir sıra bu ajurlu yerleri düz örüyoruz. Öncelikle bakın iki ters ilmeğime kadar üç ilmeğim var. Bak ajurumu da düz örüyorum bu sıramızda. Çünkü bir sıra ajur ajurlu dalımızı yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Kenardaki ilmeklerimi düz ördüm. İki ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi. İki ters yine ters örüyorum hanımlar iki tersimi yine ters olarak ördüm. Bu su yolu modelimiz her sırada kuruluyor hanımlar. Bir sırada ilk sırasında öndeki iki ilmeği kesip ajur yapıp bir ilmek örmüştük. Bu sıramızda da bir ilmek örüyorum. Ajur yaptım ve öndeki bakın ajurlu ve diğer düz ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Bu iki sıradan oluşuyor hanımlar. İlk sırasını bir önceki sırada yapmıştık. İkinci sırayı da şimdi yaptık. Hemen yandaki iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Ve devamında gelen bakın diğer ilmeklerimi düz öreceğim. Buraya ajur yaptığımızda bu sol taraftan da kesim yapıyoruz. Düz ördüğümüz zamanlarda kesim yapmıyoruz hanımlar. Bu şekilde. İkinci şişime geldim ön yüzeyi. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Böyle devam ediyorum. Şimdi tabanımıza geldik. Tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm geldim. Şimdi ikinci ajurumuzu yapacağız. Bakın her bir ajurumuzda her bir dalımızda 4 tane ajur var. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinciyi açacağız. Ee, yine ilk 2 ilmeğimi öreceğim. 2 ilmek öreceğim. Bu ilk ajurumu açarken kenardan devamlı olarak 2 ilmek örüp öyle açacağım. Bakın 2 ilmekten sonra yeniden ajurumu yaptım. Bir önceki ajurumu düz örüyorum. 2 ters ilmeğimi yine ters örüyorum su yolu modelinde hanımlar biri bir iki sıradan oluşuyordu birinci ve ikinci sırasını yaptık şimdi yeniden e, su yolu modelimizin ilk sırasındayız öyle düşünelim öndeki iki ilmeği kesiyorum İpimi şişime doladım bir ilmek düz ördüm ardından iki ters ilmeğimi yine ters örüyorum bu sağ tarafta ajurumuzu yaptığımız için iki ters ilmekten sonraki iki ilmeğimi de hanımlar bu şekilde sola doğru keserek örüyorum diğer ilmeklerim düz örülüyor Ön yüzdeki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Düz örgü olduğu için i̇şte hanımlar burayı hızlıca örüyorum. Burada bir de model yok henüz. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim. Gelelim Evet hanımlar. Yeniden ön yüzeyim. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Şimdi buraları düz olarak öreceğim. 2 ters ilmeğime kadar düz öreceğim. Bakın ajurumu da düz ördüm. Kenardan dört ilmek düz ördüm bu sıramızda. 2 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Yine su yolu modelimi yapacağım. Bir önceki sırada öndeki 2 ilmeği keserek başlamıştık. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Sırasıyla bir öyle bir öyle yapıyoruz. Su yolu modelini. Yandaki iki ters ilmeğimi ters ördüm. Sağ tarafta ajur yapmadığımız için burada da kesimimiz yok. ilmeklerimizi düz örüyoruz hanımlar. Diğer şime geçtim. Yine buradaki ön yüzdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm geldim. Ön yüzdeyiz. Bu sıramızda da bakın. Bu 3. ajurumuzu yapacağız buraya. Yine ilk iki ilmeğimi örüyorum. Bakın, ipimi şişime doladım. 3. ajurumu yaptım. Hemen yanındaki iki ilmeğimi düz ördüm. İki ters ilmeğimi ters örüyorum. Su yolu modelimi yapacağım. Bir önceki sırada bir ilmek ördük, artırdık, kesmiştik. Şimdi bir ilmek örmüyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Artınıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Bakın su yolu modelimizi de bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Hemen yanındaki iki tersimi de ters ördüm. Sağ tarafa ajur yaptığımız için sol tarafta da iki ters ilmeğimi ördükten sonra öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Diğer ilmeklerim düz örülüyor hanımlar. İkinci şişime geldim. Yine ikinci şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık. Bu sıramızda buraları düz örüyoruz. İki ters ilmeğime kadar düz hanımlar. Bakın kenardan beş ilmeğimi düz ördüm. Burada iki ters ilmeğim var. İki ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Su yolu modelimi yapacağım. Bir önceki sırada öndeki iki ilmeği keserek başlamıştım. Bu sıramda bir ilmek düz örüyorum. Artırma yaptım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Su yolumu da bu şekilde yaptım hanımlar. Bakın şeklimiz ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Ardından hemen yanındaki iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu defa sağ tarafa ajur yapmadığımız için diğer ilmeklerimizi tamamen düz olarak örüyoruz. Ön yüzdeki ikinci şişme geldim. Yine burada da ilmeklerim düz örülüyor. Bu şekilde hanımlar su yolu ajurlu modelimiz sola doğru kayıyor. Öyle Şimdi tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bakın, birinci dalımızın sonuncu ajurunu yapacağız. Dördüncü ajurunu. Birinci dalımızın dördüncü ajurunu. Birinci dalımızın dördüncü ajurunu yaparken, ikinci dalımızın ilk ajurunu da açacağız hanımlar bu aşamada. Şöyle ki, yine ilk iki ilmeğimi örüyorum. Bakın, bir, iki. Bakın, dördüncü ajurumu açtım. İpimi şişime bir kere doladım. İki ters ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. Yani buradaki üç ilmeğimi örüyorum. Bir, iki, üç. İki ters ilmeğime kadar ördükten hemen sonra ipimi şişime doluyorum. Bakın buradaki ikinci dalımızın ilk ajurunu da açmış olduk. Burada iki tane ajur yapmış olduk. İki tane artırma yapmış olduk. Ajurumu yaptıktan hemen sonra iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Su yolumu delime devam edeceğim. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bu şekilde. Ardından hemen yanındaki iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Hanımlar bu aşamada öndeki iki ilmeği kesiyorduk normalde ama buraya iki tane ajur yaptığımız için öndeki üç ilmeği keseceğiz. Bir, iki ve üçüncü şişimden de bir ilmek alacağım. İki tane ajur yaptığımız için iki tane ilmek kesmek zorundayız. Şu iki ters ilmeğimden sonraki üç ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. İlmek sayıları da eşit oluyor bu aşamada. İlmek sayıları eşit oluyor. Şimdi diğer şimdiyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örmeye devam edeceğim. Birinci dalımızı bitirdik. İkinci dalımızı da böylece bu sıramızda başlatmış olduk. Şimdi tabanımızı örelim. Gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. Artık bu ilk ajurumuz bitti. İkinciye başladık. Bir önceki sırada ajur yaptığımız için bu sıramızda ters ilmeklerime kadar olan ilmeklerimi düz öreceğim. Sayarak gidelim. 2, 3, 4 5 6 Bakın ajuruma kadar 6 ilmek ördüm. Yine ajurumu da örüyorum. Her 6 ilmekte bir ikinci ajurumuzu yapacağız artık hanımlar. İlk ajuru yaparken 2 ilmek örüp öyle yap açıyorduk ajurumuzu. İkinci ajurumuzu yaparken de 6 ilmek örüp öyle yapacağız. Hemen iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Su yolu modelimi yapacağım. 1 ilmek düz ördüm, artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanına 2 ilmek ters örüyorum. Ardından burada hanımlar bakın aşırı yapmadık. Bu nedenle diğer ilmeklerimiz düz olarak örülüyor hanımlar. Hepsini düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Tabanımızı örüp gelelim hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. Ee, ilk dal ajurumuzu bitirmiştik. İkinci dal ajurumuzu yapmaya devam edeceğiz. 6 ilmek örerek devam edeceğim. 6 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakın ikinci dal ajurumun ikinci sırasını yapıyorum. İpimi şişime doladım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum su yolu modelimi yapacağım. Bir önceki sırada bir ilmek ördüm, artırdım, kesmiştim. Şimdi öndeki iki ilmeği kesiyorum, artırıyorum, bir ilmek düz ördüm. Şeklimiz böyle. Hemen yanına iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Hanımlar, bu sağ tarafta artırma işlemini yapmıştık. Bakın ajurumuzu yaptık. Sol tarafta da kesim yapacağız. Burada bir ilmeğim kalmıştı. Hemen buradaki Bakın iki tane ilmeğimden sonraki iki ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Artık ikinci şişime kaydırdım burayı. Dilerseniz bu iki şişlik ilmekleri tek şişte toplayarak da yapabilirsiniz. Artık nasıl kolayınıza gidiyorsa. Yine ön yüzde devamında gelen diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hanımlar tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden de ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada ajurları yapmayacağız. İki ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sadece su yolu modelini yapacağız burada. Bakın ajurumu da düz ördüm. Yanındaki ilmeğimi de düz ördüm. İki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Su yolu modelimi yapacağım. Bir önceki sırada iki ilmeği kestik, artırdık. Bir ilmek düz örmüştük. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Yanındaki iki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ters ilmeğimden sonra hanımlar burada ajur yapmadığım için kesim yapmayacağım. Ajur yaptığımızda burada kesim yapıyoruz. Ajur yapmadığımızda kesim yapmıyoruz. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Buralar düz yerleri hızlı örüyorum hanımlar. Neden video hızlı demeyin? Çünkü burada anlatılacak bir detay yok. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın ikinci dalımın üçüncü ajurunu yapacağım. Yine ilk altı ilmeğimi öreceğim hanımlar. ikinci dalım için. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ajurumu yapıyorum. Bakın üçüncü ajurumu açtım. Yanında iki ilmek düzüm var. Düz örüyorum. İki ters ilmeğim var. İki tersimi yine ters örüyorum. Şimdi su yolu modelimi yapacağım. Öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Artırıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Hemen su yolumun yanındaki iki ters ilmeğimi yine ters örüyorum. İki ters ilmeğimden sonra hanımlar burada ajurumuzu yaptık. Yani ilmek sayısında artış oldu. ilmek sayısını dengeleyebilmek için iki tersimden sonra öndeki iki ilmeğimi böyle sola doğru keserek örüyorum. Bu şekilde. Kalan ilmeklerin düz örülüyor. tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm. Bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık. Bu sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. İki tane ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi normal düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Bakın iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Sadece su yolu modelimi yapacağım. Bir ilmek düz ördüm. Artırma yapıyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Su yolumun sol tarafındaki iki ters ilmeğimi yine ters ördüm bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu ikinci şişimdeki ilmek sayıları kesimden dolayı azalırken ilk şişimdeki ilmekler artıyor. Hanımlar bu gözünüzü korkutmasın. Bile ayrımı yaparken yine ilmekleri dengeleyeceğiz. Herhangi bir sorun olmuyor böyle. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm geldim ön yüzdeyiz şimdi bakın burada ikinci dalımızın dördüncü ajurunu yapacağız yani sonuncu ajurunu yapacağız bu sonuncu ajurumuzu yaparken de hanımlar e, ee, Bakın burada dördüncü ajurumuzu yaparken de üçüncü dalın ilk ajurunu başlatacağız. İlk modelde yaptığımız gibi. Hemen şöyle göstereyim sizlere bunu da. Yine kenardan altı ilmeğimi öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Buraya bakın bir, iki, üç ajurum vardı. Dördüncüyü açtım. Yanına bir, iki, üç ilmek ördüm. Bakın iki ters ilmeğime kadar ördüm. Tekrardan ipimi şişime dolduruyor, doluyorum. Bakın üçüncü dalımızı başlatmış olduk burada. Artırmamı yaptım. Yani burada iki tane ajur yaptık. Bir, iki, il, iki ilmek arttı. Şimdi hemen yandaki iki tersimi ters örüyorum. Su yolu modelimi yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Artırıyorum. Bir ilmek düz ördüm ve hemen yanındaki iki ilmeğimi ters ördüm. İki ters ilmeğinden sonra hanımlar iki tane artırma yaptığımız için iki ilmek keseceğiz. Yani iki tersten sonraki şu üç ilmeğimi alıyorum. Şöyle üçünü birlikte keserek örüyorum. İlmek sayıları böylece dengeleniyor. Ve su yolu modelimiz sola doğru kayıyor. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi tavanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ön yüzdeyiz. Şimdi bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani iki ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İkinci dalı bitirdik zaten üçüncü dalı da başlamıştık bir önceki sırada Şimdi iki ters ilmeğimi ters örüyorum Sadece su yolu modelimi yapacağım Bir ilmek düz ördüm artırdım öndeki iki ilmeğimi kesiyorum Hemen Buradaki iki ters ilmeğimi de ters örüyorum İki ters ilmeğimden sonra hanımlar bu defa e, Kesme işlemi yapmayacağım çünkü bu sırada ajur yapmadık Hemen ön yüzde diğer şişimdeyim Buradaki ilmeklerimi de Düz olarak örüyorum Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm geldim. Ee, üçüncü dal ajurumuzla devam edeceğiz. Şu birinci dalımızdı. Şu ikinci dalımız. Şu da üçüncü dalımız. Buraya kadar bakın kaç ilmeğimiz varmış. Dört, sekiz, on. Üçüncü dal, dal ajurumuzu yaparken de on ilmek öreceğiz hanımlar. İlk on ilmeğimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bakın 10 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bir önceki ajurumu düz ördüm. İki ters ilmeğimi ters örüyorum. Su yolu modelimi yapacağım şimdi. İki ilmek kestim. Artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Hemen yanındaki iki tersimi yine ters olarak örüyorum. Burada ajurumuzu yaptığımız için hanımlar buradaki ters ilmeğimden sonra diğer şişime geldim. Öndeki ilmeğimi keserek örüyorum ajurumuzu yaptık. Burada da kesimimizi yapıyoruz. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyim. Ee, şimdi bir önceki sırada ajurumu yapmıştım. Bu sırada ajurumuz yok. Ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Su yolu modelimizi yapacağız sadece hanımlar. Ajurlarımızı düz olarak örüyoruz. Bakın ajurumu ördüm. Yanındaki ilmeğimi de ördüm. İki tersimi ters örüyorum. Şimdi su yolu modelimi yapacağım. Bir düz ördüm. Artırdım. Hemen yanındaki iki ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanındaki iki ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Hemen ön yüzde diğer şimdiyim. Buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Sağ tarafta ajuru yapmadığımız için burada da kesim işlemimiz yok. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar ön yüzdeyiz. Devam ediyoruz şimdi. Burada da 3. dal ajurumuzun 3. dalımızın 3. ajurunu yapacağız. 3. dalımızın 3. ajuru. Yine 10 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 3. ajurumu açtım. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. 2 tersimi ters ördüm. Su yolu modelimi yapacağım. 2 ilmek keserek örüyorum. Artırma yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimi de yine ters örüyorum. Buraya ajur yaptığımız için hanımlar burada da kesme yapacağım. 2 ters ilmeğimden sonra gelen 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Bu şekil. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurumuzu yaptığımız için bu sıramızda ajurumuz yok. İki ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi normal düz olarak öreceğim. Bakın ajurumu da yine düz örüyorum. İki ters ilmeğime geldim. Bu iki tersimi yine ters örüyorum. Su yolu modelimi yapacağım. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Hemen yanına iki ilmek daha tersimi ördüm. Bu tarafa ajur yapmadığımız için hanımlar burada da kesme yapmayacağız. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bu şekilde tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. Bakın üçüncü dalımızın dördüncü sırasını yapacağız. Ve böylece dördüncü dal ajurumuzda aynı anda başlatacağız hanımlar. Burayı sonuncu ajurumuzda başlatacağız. Yine bu sıramda öncelikle ilk 10 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın buradaki dördüncü ajurumu açıyorum. İpimi şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Bakın 2 ters ilmeğime kadar ördüm. Tekrardan ajurumu yapıyorum. Dördüncü dalımın ilk sırasını başlattım böylece burada da. Hemen yanındaki iki tersimi ters örüyorum. Su yolu modelimi yapıyorum hanımlar. İki ilmeği kestim, artırdım, bir ilmek düz ördüm. Yanındaki iki tersimi ters örüyorum. Bu sıramızda hanımlar iki tane ajur yaptığımız için burada da iki tane ilmeğimizi keseceğiz. Yani iki tersimden sonraki şu üç ilmeği alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Böylece iki ilmeğimiz kesilmiş oluyor. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sağ şişindeki ilmeklerim iyice arttı. Bakın buradaki ilmeklerim iyice azaldı. Görüntümüz bu. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar şimdi ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. İki ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın ajurlarımı falan burada tamamen düz örüyorum. Bu ajurumu da düz ördüm. İki tersimi ters örüyorum. Su yolu modelime devam edeceğim. Bir ilmek düz örüyorum artırıyorum. Öndeki kilmeyi kesiyorum. Hemen yanına iki ilmek ters örüyorum. Diğer şime geldim. Hemen bu sağ tarafa ajur yapmamıştık. Buradaki ilmeklerim sanımlar düz örülüyor. Ajur yapınca kesim yapıyoruz. Yapmayınca kesim yok. Böyle. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Artık e, dördüncü ajurumuzun ikinci sırasını yapacağız. Buraya kadar da 14 ilmek öreceğiz hanımlar. Şimdi 14 ilmeğimi öreceğim. Dördüncü dal ajurumun ikinci sırasını yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın ajurumu yapıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. İki tersi bir ters örüyorum hanımlar. Su yolu modelimi yapacağım şimdi. Öndeki iki ilmeği keserek ördüm. Artırma yaptım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Hemen yanındaki iki tersimi de ters örüyorum. Bu aşamada hanımlar ilmeklerin hepsini aynı şişle örmek istiyorum artık. Diğer şişime bıraktım. Burada ajurumuzu yapmıştık. Bu nedenle iki ters ilmeğimden sonraki iki ilmeği kesiyorum. Kalan ilmekleri de düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada jurumuzu yaptığımız için bu sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani iki ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim öncelikle. Devam ediyorum. Bakın iki ters ilmeğime geldim. İki tersimi ters örüyorum. Su yolu modelimi yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanına iki tane tersimi örüyorum. sağ tarafa hanımlar ajur yapmadığımız için buralardaki ilmeklerimi kesim yapmadan normal düz olarak örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. 4. dalımızın 3. ajurunu yapacağız bu sıramızda. Yine burada da ilk 14 ilmeğimi öreceğim düz olarak. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Hemen yanına iki tersim var. Ters örüyorum hanımlar. Şimdi su yolu modelimi yapacağım. 2 ilmeği kesiyorum. Artırma yaptım. 1 ilmek düz ördüm. 2 tersimi ters örüyorum. Burada ajurumuzu yaptığımız için burada da öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan üç ilmeğim düz örülüyor. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar yine ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurlarımızı yaptığımız için bu sıramızda da iki ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz öreceğim. Hanımlar modeli baştan sona göstermek istedim. Kafa karışıklığı olmasın diye. Ön yüzde her sırasını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bakın ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Yanındakileri de düz ördüm. İki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Su yolu modelimi yapacağım. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanına iki tane ters ördüm. Burada ajur yapmadığımız için. Burada kalan dört ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar son dalımızın yani dördüncü dalımızın dördüncü ajurunu da artık bu sıramızda yapacağız hanımlar. Modelimizde son sıradayız şu anda. Yine ilk 14 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 bakın dördüncü ajurumu yapıyorum ipimi şişime doladım 3 ilmek düz ördüm Normalde <laughs> e, dalımızın sonuncu ajurunu yaparken yeni ajuru açardık fakat toplamda 4 dalı yapacağımız için yeni ajurumuzu açmıyoruz artık Hanımlar hemen iki ters ilmeğimi ters örüyorum su yolu modelimi yapacağım Hanımlar öndeki iki ilmeği kestim artırdım bir ilmek düz ördüm yanındaki iki tersimi ters örüyorum Burada hanımlar bakın ajurumuzu yaptığımız için burada da iki ters ilmeğimden sonraki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz örülüyor. Modelimizi tamamladık. Şimdi hanımlar tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar patiğimin tabanını ördüm, geldim. Şimdi ön yüzeyiz. Bu aşamada hanımlar modelimiz bitti. İlmeklerimizi tekrar 14 14 şişlerimize paylaştıralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 diğer şimdi de sayayım kontrol, e, kontrol amacıyla 4 8 12 2 de burada 14 evet hanımlar tekrardan 4 şişimizde de 14'er tane ilmeğimiz oldu ee, şimdi ilmeklerimizin tamamını düz öreceğiz hanımlar bakın şu bölümü yapacağız modeli bitirdik bu düz bölümü yapacağız ilmeklerimizin hepsini normal düz olarak öreceğiz su yoluydu artırmaydı ajordu hiçbirini yapmayacağız hepsi düz örülecek Bakın bu şekilde. Şimdi hanımlar dört şişimizdeki ilmeklerimizi de altı sıra boyunca yani altı kere dört şişimizde dolanacağız. Bir kere, iki kere, üç kere bu şekilde böyle altı kere dolanacağız. Altı sıra düz olarak örelim gelelim sonra bilek ayrımına başlayacağız. Evet hanımlar ilmeklerimi altı sıra boyunca düz ördüm ve geldim. Şimdi e, patiğimizde bilek ayrımını yapacağız. Bu çiçek işlemelerini en son patik bittikten sonra yapacağım hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim. 14 ilmeğim vardı. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi yine düz olarak öreceğim hanımlar. Tam çeyiz güzel bir model oldu. Bakın buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bakın iki ilmeği yer değiştirdim. Yer değiştirdim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Şimdi bilek ayrımını yaptık. Bilek ayrımı da burada hanımlar ilmekleri birbiriyle yer değiştirdim. Sebebi şu bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin yanlarına geçtik. Patiğimizin bu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğim arka bölüme geçtik haroşa düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ardından ön yüzdeyim hanımlar ilmeklerimi düz olarak örmeye devam edeceğim arka yüzde de ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar bilek ayrımından sonra yani patimizin arka bölümünde işlem bu bilek ayrımına kadar öreceğiz geri döneceğiz ön yüzdeysek eğer düz örgü arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız ilmeklerimi düz örüyorum tabanındaki diğer şişime geldim yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak Örmeye devam ediyorum son şişime geldim bile yaptığımız şişimiz burada da yine düz Örmeye devam ediyorum Bakın son yedi ilmeğim hanımlar. Bu haroşa olduğu için hemen hem arka yüzde kenarlardaki gedişer ilmeğimi düz örüyorum. Bilek ayrımına geldim. Şimdi bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz. Hanımlar bakın arka yüzdeyiz şu anda. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek düz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın düz ördüm. Ön yüze bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de bakın şöyle arka yüzdeyim hanımlar. Ters olarak öreceğim. Ön yüzde düz arka yüzde ters öreceğiz derken demek istediğim buydu. Şimdi bir diğer şişime geldim. Tabanımdaki ilmeklerin buraları da ters olarak örüyorum. Tabanımdaki diğer şişime geldim ilmeklerime yine ters örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Burada da ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeği haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarım bunlar. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. bilek ayrımına geldik tekrar geri dönüyoruz hanımlar yine devam edeceğiz patiğimizin arkasında yapılacak bir model detay hiçbir şey yok ee, ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz sadece haroşalarımıza dikkat edeceğiz bu şekilde şimdi diğer bilek ayrımına kadar öreceğim geri döneceğim öreceğim geri döneceğim bu şekil olacak şöyle baktığımız anda bu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile hanımlar ben bu patiğimin arka bölümüne buraya toplamda 14 diş haroşa yaptım benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada patenizi ayağınıza giyin, ölçün, ona göre yapın. Ayağınıza patenizi bir şekilde giyin. Bu arka bölümünü topuğunuzun bu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor, şu kenarlarına. Bu şekilde ölçü alarak deneyerek yaparsanız pateniz ayağınıza tam olur, büyük oldu ya da küçük oldu diye bir sorun yaşamazsınız. Şimdi hep birlikte patenimizin arkasını kendi ölçülerimize göre tamamlayıp gelelim. Sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü tamamladım. Geldim buraya 14 diş haroşamı ördüm. Bu aşamada bilek ayrımından sonra hanımlar bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi bakın e, tek şişte toplanacak duruma geldi. Böyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayalım. Hanımlar topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptıktan sonra geri döneceğiz hanımlar. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Bu kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın sadece kenarda son 7 ilmeğim var haroşa. Haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim yine. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 7 ilmeğimi öreceğim. Haroşamı öreceğim. Sonra sayarak devam edeceğim. İlk 23 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 7 haroşamı ördüm. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yine kenardan 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğime gelince şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 24. de kesimimi yaptım. Bir önceki sırada bu arada 6, 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımızda da 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi e, kesimimizi yaptık hanımlar. Yine yapacağımız işlem şu tekrar geri döneceğiz. Arka yüz ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yeniden 23 ilmek örüp 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, e, patiğimizin topuğunu kestim. Geldim sizlere tarif ettiğim gibi. Şimdi her iki şişimizde de 24 ilmeğimiz kaldı. Burada zaten 24 vardı. Burada da kesimlerden sonra 24 ilmek kaldı sağ şimdi. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kesim yapabildiğim için hanımlar tığımı aldım. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz bu bölümde. Öncelikle ilk kesimimi şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi bu şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Artık şişlerimiz de boşa çıktım. İkisini birlikte topluyorum. Sonra buraya şöyle iki tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi ipimizi hemen gizleyelim hanımlar. Patiğimizin topuğuna bakalım. Sonra çiçeklerimizi e, nasıl işleyeceğiz göstereceğim. <laughs> i̇pimi ucunu şöyle bir gizliyorum. Arka ilmek aralarından geçirerek. Bakalım işte hanımlar patimizin topu bu şekilde çok şık çok muntazam düzgün duruyor şekil olarak patimiz böyle buralarda da tüyler gelmiş hemen aldım evet görüntü itibariyle hanımlar patimiz bu şimdi çiçeklerimizin işlemesine başlayacağız hanımlar bakın buradaki dallar yapmıştık ajurlu dallar onların tepelerine çiçek işleyeceğiz bunun için de hanımlar şöyle bir iğne kullandım benim evimdeki elimdeki tek iğne zaten bu Şöyle minik bir iğne. İğneme hanımlar bir tane yeşil ip taktım. Yine e, işlemede kullandığım iplerim de normal <laughs> patiklik ip hanımlar. Şöyle yapacağız. Bakın ipimin ucuna da küçük bir düğüm attım. Arkadan geri çıkmasın diye şöyle. Göstereyim buradan da. Şimdi bu o, ilk bakın dörtlü ajurlu dal yapmıştık. Hemen bu ajurun tepeden gidecek şekilde şöyle iğnemi çıkaracağım alttan geçirerek şöyle. Hanımlar ilk olarak yaprağımızı yapacağız. 4 tane yaprağımızda aynı ipi kullanacağız. Bir 70-80 santim kadar ipimi buraya taktım. Hemen devam edeceğim. Bakın ilk olarak hanımlar iğnemi tekrar ip çıkardığım yere batarak hafif sağ taraftan şöyle bakın hafif sağ taraftan yukarıdan iğnemi çıkarıyorum. İpimi tam çekmeyeceğim hanımlar bakın. Buradaki ipimin içinden alttaki şu yuvarlak olan yerden iğnemi geçirerek Şöyle ilk yaprağımı yapıyorum. Ardından tekrar bu tepe noktasında bakın aynı yere batarak başlangıç yerinden giriyorum hanımlar. İğnemi buradan çıkartıyorum. Bakın burada bir dal yaprağımızı yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi bakın burada 3 dal yaprak yapacağız. Şimdi e, bunu sağa doğru yapmıştık. Şimdi sola doğru bir yaprak dalı yapacağım. Tekrar iğnemi aynı yere takıyorum. Bakın buraya. Başlangıç yerine taktım. Bu defa sol tarafta üstten hafif şöyle üst taraftan iğnemi çıkartıyorum. Yine ipimi tam çekmeyeceğim hanımlar. Bakın yuvarlak bir şekilde ipimi bırakıyorum burada. Bunun içinden iğnemi geçiriyorum. Bakın ikinci yaprağım da oluştu. Bu tam tepeden tekrar iğnemi batırarak bir başlangıç yerinden iğnemi geri çıkartıyorum. Bakın şu bölümde başlangıç yerimiz buraydı. Sağ ve sola doğru iki tane yaprağımızı böyle yaptık hanımlar bu şekilde ikili yaprağımız yapıldı şimdi tekrar aynı yere girerek şöyle bu defa tam üst taraftan tepeden şuradan şöyle çıkıyorum İstediğiniz gibi yaprağı büyük ya da küçük yapabilirsiniz hanımlar bakın yine ipi tam çekmeden bu yuvarlak olan bölümden iğnemi çıkartarak yaprağımı tamamlıyorum bakın ilk yaprağımız tamamlandı gördüğünüz gibi yaprağımız bu şekilde. Şimdi yine aynı tepe noktasına batarak bu defa ikinci dalımın üstünden iğnemi çıkaracağım. Bakın birinci dalı yaptık ikinci daldan. Aynı iple dört yaprağımızı da yapıyoruz. Böyle şekilde bir ip kes ekle durumu da olmuyor. Daha pratik oluyor. Bu şekilde. İlk yaprağımızı yaptığımız gibi hanımlar burada yine ikinci yaprağımızı yapıyoruz. Aynı yere giriyoruz. Hafif üst taraftan çıkıyoruz. Sağ taraftan. Hemen şuradan. Geçirerek bakın ilk yaprağımızı oluşturduk. Yine aynı yere batarak tekrar giriyorum başlangıç yerine. Şimdi de hanımlar soldan yaprak yapacağız. Sola doğru. Sola doğru giriyorum yukarıdan. Şöyle. Buradan da yaprağımı çıkartıyorum. Bakın şu da ikinci yaprağım. Tekrar aynı yere gidiyorum. Pardon bu defa üst taraftan çıkıyoruz hanımlar. Şöyle. Üçüncü yaprağımı da yaptım. Üçüncü ortadakini de yaptım. Bakın ikinci yaprağımızı da bitirdik. Bu defa üçüncü dal e, ajurumuzun üzerine geçiyoruz. Sonra üçüncü ve dördüncü yaprağımızı da aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Bakın sırasıyla bu şekilde oluyor. Şimdi ipimi bundan çıkaracağım. Bunu artık siz iki yaprağı da yapabilirsiniz. Aynı şekilde devam edeceksiniz. Ve çiçeklerimizi yapabilmek için de hanımlar yine patiğimin burnunda kullandığım pembe ipimi alacağım. Öncelikle onu da şöyle bir miktar keseceğim hanımlar. Ben şöyle ayarlayayım. Yine 70-80 santim yeterli olacaktır. Çiçeğimiz için de. Evet bakın yine ipimi de hazırladım. Bunun da ucuna şöyle minik bir düğüm attım. Bu tepelerden batarak hanımlar bakın 3te üçlü yaprak yapmıştık tam ortasından şu ajurun içinden girerek bakın şuradan çıkartayım. Tam tepe noktasının oradan ortadaki ajurun oradan iğnemi çıkaracağım. Şöyle tekrar şöyle yan dönüyorum hanımlar. Bu aşamada bakın hemen ilmeğin yarım kenarına şöyle gidiyorum bakın iğnemi şöyle yandan taktım. Şu ipim hanımlar şu. Bu ipimi iğnemin etrafında 15 kere döndüreceğim. Ne sıkı ne gevşek. Orta halde bir döndürme yapalım. Sık olursa şişten çıkmaz. Gevşek olursa da dağınık görünür. Ona göre bir tane doladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15 kere böyle doladım. Bu doladığım yerden hanımlar elimi çekmiyorum. Bakın parmağımla tuttum burayı. Kontrollü bir şekilde iğnemi çevire çevire çıkaracağım. Şöyle. Rokoko çiçek deniyor buna. Bakın iğnemi çevire çevire yavaş yavaş kontrollü bir şekilde çıkarıyorum. Benim iğnem biraz da eskidi hanımlar zor çıkıyor. Ama yine de çalışıyorum. Bakın onu hala bırakmadım hanımlar. O doladığım iplerimi Bakın. hala sıkı sıkı tutuyorum. İpimi iyice çekince zaten burada şöyle yuvarlak bir çiçek görüntüsü oluşuyor. Bakın böyle. Tekrar Alttan girerek hanımlar çiçeğin tam ortasından şöyle geri çıkıyorum. Tam bir varlık yaptığım yerin ortasından geri çıktım. Bakın böyle ilk çiçeğimi oluşturdum. Şimdi hanımlar çiçeğin şu üst bölümüne doğru batıyorum. Önemli olan çiçeğimiz hem buraya sabitleniyor ardından alttan girerek ikinci çiçeğimizin üstünden çıkacağız hanımlar. Bakın ikinci dalımızın ikinci çiçeği yapacağız böylece kontrollü bir şekilde ipimi şöyle çıkarıyorum. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık. Aynı şekilde girerek hanımlar burada da ikinci çiçeğimizi yapacağız. Yani yapacağımız işlem aynı. Bakın şuradan şöyle girerek tekrar ipimizi 15 kere dolayacağız. Çiçeklerimizi yapacağız. Bu şekilde hanımlar 4 tane çiçeğimizi tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi bakın ilkini birlikte yaptık. Aynı şekilde. Tabi bu çiçeklerimizi yaptıktan sonra hanımlar patiğimiz bitecek. Gördüğünüz gibi yapacağımız işlem bu. Ee, zaten ilk iki yaprağı birlikte yaptık. Üçüncü ve dördüncüyü de aynı şekilde yapacaksınız. Bir çiçeğimizi yaptık. ikinciye geçtik. İkinci, üçüncü ve dördüncü çiçeklerimiz de aynı şekilde yapılacak. Evet hanımlar bu patiğimiz de bu kadardı. Artık devamını göstermeme gerek yok. Zaten birbirinin aynı şekilde ilerleyecek. Patiğimiz de böyleydi. Hatta şöyle makineye giydireyim diyeceğim ama çiçeklerimi daha da bitirmedim. Gördüğünüz gibi patiğimiz de zaten geniş ayağı da olur. Şöyle bakın. Modelimiz böyleydi. Evet hanımlar bugünlük de benden bu kadar. Umarım sizlere faydalı, hoş, güzel bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.